رياضيا. طول رياضيا. İhbar nerede? Kız, izleri olan. Cevap ver. İzler mi? Ne tür izler? Sırtında dövmeleri var. Nerede? Bilmiyorum. Nerede dedim? Bilmiyorum. Bitir işini. Kaldır onu. Hemen kaldır. Sizi gördüğüme sevindim. Kalk bakalım. Kendini esir düşürdün demek ha? Hayır. Sen kendini asker mi diyorsun ha? Ne yapıyorsunuz ha? Hayır. Ellerine bir bakayım. Yumuşak, pembe eller. Hayır. Sen bir dövüşçü değilsin. Çok zayıfsın. Bir asker olmayı hak etmiyorsun. Beni yalnız bırakın. Günler önce yollamıştım. Dönmene sevindim. Yapacak çok işimiz var. Başüstüne efendim. Siz burada ne arıyorsunuz? Ne oldu? Özel kuvvetler mi? Burada ne halt ediyorlar? Bilmiyorum ama iyi bir şeyler olacağını sanmıyorum. Lanet olsun. Eminim şuradaki sığınakla alakalıdır. Evet. Bir kasa birasına iddiaya girerim ki var. Güvenilir yer orası. Etrafa bakalım mı? Evet, evet. Bakalım. Çavuşum şuna bakın. Özel kuvvetler yüzüğü mü? Bunun burada ne işi var? Çavuş. Etrafı biraz araştırmalıyız. Bu işe biraz daha sinsice yaklaşmalıyız. Etrafı kolaçan etmeye hazırlanın. Kit, Jason. Evet. Konuklarımızı yan tarafa götürün. Emredersin çavuş. Kimsenin ortaya çıkıp onlara talip olmasını istemiyorum. Biraz hareketlenin. Hadi. Hadi biraz hareketlenin. Çavuş. Çabuk olun. Şu tarafta da bir sığınak var. Gördünüz mü? Karnış çabuk olun diyorum. Düşünüyorum. Mühendislere bile ihtiyacımız olabilir, bilemiyorum.
Yapmayın. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Bizim suçumuz yok. Yapmayın. O kızın sırtında dövmesi var mı? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Bir haini koruduğunu biliyor musun peki? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bir işe yaramıyor. Ölme zamanı geldi. Ödülünüzü alayım efendim. İyi iş evlat. Harika. Yüzbaşı Dacdan Çavuşoğlu. Yüzbaşı Dacdan Çavuşoğlu. Konumunuzu belirtin tamam. Yüzbaşı güney tarafındayız. Hobo ormanlarının iç kısımlarındayız. İki adamımı kaybettim tamam. Hobo ormanlarında mısınız? Tamam. Evet, bize önemli noktaları gösterecek rehberimiz Şin'i ararken yolda birkaç Vietnamlı ile karşılaştık. Onları da yanımıza aldık. Ayrıca burada bir sığınak da bulduk. Sanırım boş bir sığınak. Tamam. Çavuş, sen ve adamların o bölgeden derhal ayrılmalısınız. Hemen. Tamam. Ormanda özel kuvvetler yüzüğü de bulduk. Adamlarımdan birinin de parmağı kesik. Çavuş. Yüzbaşı adamlarım sığınağı kontrol ediyor. Bu bir askeri sığınak. Destek ekip talep ediyorum. Tamam. Talebiniz reddedildi çavuş. Adamlarını geri çek ve orayı terk edin. Emirleriniz gayet açıktı çavuş. Önemli noktaları keşfedecektiniz. Birkaç esir alıp düşmanla temasa geçmemeliydiniz. Tamam. Bunlar kendiliğinden gelişti efendim. Bir saniye. Sizin sığınaktan haberiniz var mı? Tamam. Çavuş, artık geri dönme zamanınız geldi. Döndüğünüzde size ve askerlerinize dinlenmeniz için zaman vereceğim. Tamam. Peki ya sığınak efendim? Tamam. Ortada sığınak yok ya da özel kuvvetler yüzüğü çavuş. Sadece dökülen iyi adamların kanı var. Senin askerlerinin. Derhal geri dönün çavuş. Derhal. Tamam. Hadi gidelim çocuklar. Bana söylendiğine göre sırtında dövmesi olan genç bir kadın düşmana bilgi sızdırıyormuş. Birçok asker bu casus kaltak yüzünden öldü. Ayrıca benim adamlarımdan biri de onun yüzünden öldü. Bu çok ateşliymiş. Onu odaya alın ve sırtını kontrol edin. Parmaklarını da unutmayın sakın. Hayır. Merhaba güzelim. Oku şunu. Biz on numaralı dosya hala açık. Sorumluyu bulun ve icabına bakın. Sessiz olun. Yüzbaşı Cook birkaç mühendisi kayıp askerleri aramak için bölgeye yollayacak. Devam et. 111 numaralı dosyada ne durumdayız? Bugün birkaç asker öldürülmüş. Bu durumla ilgili bir bilgin var mı? Dikkat çekmemeye çalışın, Dutch. Dutch'a her şey yolunda olduğunu söyle. 110. ve 111. dosyalar yürürlükte ve zamanında kapanacak. Emredersiniz. Son numaralı dosya senin. Hemen yola çık.
emredersiniz. Size o hainlerden hatıralar getireceğim efendim. Mükemmel. Harika. Ulu Tanrım, bize yardımcı ol. Al buradan iç. Bela, durumu bir kez daha gözden geçirelim. Yüzbaşı Cook'un elindeki belgelere göre özel kuvvetler buraya gelmiş. O zamandan beri kimse onlardan haber alamamış. Görevimiz onlara ne olduğunu bulmak. Gidelim hadi. Teğmenim, biliyor musunuz? Şu üstünüzdeki yelek çok tuhaf. Hiç o üstünüzdeyken ateş edebildiniz mi? Kapa lanet çeneni. Kapa çeneni. Şimdiden iki ceset bulmuşlar. Ve onların bazı parmakları eksikmiş. Parmaklarını mı eksikmiş? Evet, bu görev baştan başa saçmalık dolu. Burada olmamız bile saçma. Peki bu ihbarcı nerede? Hey 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 hey. Yere yatın, yere yatın. Arkamdan gel Harvick. Şunu indir, ben diğeriyle ilgilenirim. Siz de kimsiniz? Ben özel kuvvetleri aramaya geldim. Göstereceğim sana gününü. Ah, lanet olsun. Kovanı korumalıyım. Thank you.
Onu tam kampın dışında buldum efendim. Yanında bir kişi daha vardı. Gözük. Bulamadım efendim. Bizi yalnız bırakın. Silahlarını alın. Kimsin? Bizden biri değilsin. Şununla ilgilenin. Benim gitmem gereken başka bir yer var. Sorun değil. Ben hallederim. Ne sen ne de başka bir yabancı benim sığırağımda hayatta kalamaz. Anladığım kadarıyla senin görevin benim yaptığım işleri engellemek. Ne? Ben ülkemi korumak ve savunmak için yemin ettim. Anlaşılan sen kendi yeminini yanlış anlamışsın, değil mi? Ne? Adım Özel Er Peter Herwick. Teğmenimiz Chris Jacob. Görevimiz kayıp özel kuvvetlere ait askerleri bulmaktı. Böylelikle Kaptan Cook başına dert olan bu davadan kurtulabilecek. Görünüşe göre aradığınız askerlerin en azından bir kısmını bulabildiniz. Geriye kalanlarımızı buldunuz. Kaç kişisiniz? Sadece ben ve teğmenim. Başka kimse yok mu? Hayır. Ordu adamlarımı ve beni aramaya sadece ikinizi mi yolladı yani? Yeni bilgi var mı? Yeni bir telgraf geldi. Bunu komutana götür. Aferin asker. Ben bir vatanseverim. Bu ormanda yaşıyorum. Bu sığınakta yaşıyorum. Burada hiçbir yasa yok. Hiçbir kural yok. Yalnızca... yaşam savaşı var. Etrafımız hainlerle çevrili. Bu yüzden hayatta kalmamız çok önemli. Bunlar hainlerden ve asker kaçaklarından arta kalanlar. Onları bu ormanda yakaladım. Söyle şimdi bana asker. Sen hainleri ve kaçakları bulabilir misin acaba? Hayır. Görüyor musun? Bir askerin parmakları... Onun vatana bağlılığının aynasıdır. Eğer elleri pembe ve yumuşaksa işe yaramıyorsun demektir. Savaşmayacaksın, kaçacaksın demektir.
Ama ellerin nasıllı, sert ve bir taş kadar güçlüyse savaşabilirsin demektir. Kaçmadan savaşırsın. Sen neden söz ediyorsun ha? Burada bütün hayatım boyunca yaptığım işler var. Ama artık hastayım. Kanserim. Yakında burada son saatlerimi yaşayacağım. Sonra daha çok vatan haini ve kaçak gelecek. Tıpkı senin gibi. Hayır, ben hain değilim. Gelecekler ve beni, kurallarımı yıkacaklar. Beni mahkum edecekler. Bunu hangi tarafın yapacağından emin değilim. Söylesene asker Edrik. Sen de beni yakalamaya mı geldin buraya? Söyle hadi. Bana ne yapacaksınız peki? Seni öldüreceğim tabii. Efendim. Evet. İstediğiniz mesaj geldi. Evet. Bakalım senin zamanın gelmiş mi? Az önce onlardan birinin daha işini bitirdik sanırım. Banket ve testere dışarıyı kontrol etmeye çıktılar efendim. Birkaç el silah sesi duydum. Başka kimsenin olduğunu sanmıyorum efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır! Hayır! Hayır yapma! Hayır! Peki hayır! 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 Bütün esirleri yukarı getirin. O kızın dövmesini görmek istiyorum. Emredersiniz. Bizi. Ne olur bırakın. Bizi bırakın ne olur. Tanrım, burası çok kötü kokuyor. Kalkın ayağa. Kalk dedim. Kalk. Bizi. Hemen bırakın kalk. Bizi. Sana kalk dedim lanet olası kadın. Ne olur bırakın bizi. Kalk ayağa. Bizim bir sıkıntımız yok. Çabuk ol, çabuk, çabuk. Aradığımız dövme belki de elimizdeki esir kızdadır. Geldiğinde kendi gözlerimizle göreceğiz. Peki efendim. Sen bu durum hakkında bir şey biliyor musun hain? Beni duyuyor musun? Benden önce buralarda kendi insanlarına ihanet edenler vardı. Onları cezalandırdım. Bu genç kızda dövme var mı acaba? Söyle tatlım. Kardeşlerimi sen mi öldürdün ha? Ne olur bizi bırakın bizi. Ve asker Hedrik. Senin suçun da bizim sığınağımızı bulmak. Değerli teyminin de bir adam mı öldürdün? Söyleyecek bir şeyin var mı bana? Söyle hadi. Kes artık saçmalığı. Öleceksiniz. Durun! İndirin silahları! Geri çekil! İndir silahını! İndirin silahlarınızı! Beni öldürüp fazla uzaklaşamazsın. İndirin silahlarınızı! İndirin dedim! Geri çekilin! Bu Amerikalı benimle gelecek! Geri çekilin hepiniz! Geri çekilin! İndir silahını! Geri çekilin dedim! Geri çekilin! İndir silahlarınızı! İndir silahını! Burada ne işler çeviriyorsunuz?
Parmakları kesmek biraz abartılı bir şey değil mi? Asker Hendrik ile ben uzaklaşacağız. Kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Hendrik kalk hadi. Hadi. İkiniz de öleceksiniz. Sizi de yanımızda götüreceğiz. Eğer gerçekten suçluysa cezasını veririz. Hadi gidelim hadi. Geri çekilin. Şimdi silahları indirin ve geri çekilin. Geri çekilin. İndirin silahlarınızı. Söyle onlara hadi. Hadi. Geri çekilin. Ne diyorsa yapın. Hank. Ne diyorsa. Ne var? Ne yapıyoruz biz ha? Bilmiyorum. Bizi ne yapacak bize? Ne yapacak? Seni de parmaklarını da keseceğim. Kapat çeneni. Kafasındaki şeyi çıkartın hemen. Git hadi git. Hadi çabuk. Git. Çabuk dedim. Sakın kıpırdayım demeyin. Hadi. Gir içeri. İçeri gir ve orada kal hadi. Kıpırdamayın. Kıpırdamayın dedim. Otur. Hemen otur hadi. Otur dedim. Tamam. Bana elini göster. Eli herif parmağı kesiverdi. Görüyorum. Sabit tutmaya çalış. Sar. Sıkıca sar. Tamam. Teğmen nerede ha? Maalesef öldü. Çıldırmış askerler tarafından öldürüldü. Tanrım. Elim idare eder. Hey. Senin adın ne? Bırak şunu artık. Kes şunu. Bunun için vaktimiz yok. Adın ne? Li. Kim Li? Bana dövmelerini göster. Kes şunu. Dövmelerini göster. Telgraf nerede? Telgrafın nerede olduğunu nereden bilecek dur, o? Dur dedim sana yeter. Kablo. Bu kablo, kablo telgrafa mı gidiyor? Ha? Hadi. Söyle buradan gidelim hadi. Hadi hadi gidiyoruz. Hadi. Siz ikiniz onları bana getirin. Emredersiniz. Cesetleri ne yapalım efendim? Kaldırın şu çöpleri önümden. Parmaklarını alalım mı? Onlarla sonra ilgilenirim. Bulun onları. Onları yakalayın. Sakın acımayın. Peki efendim. Efendim. Böcekler. Hepsi böcek. Burada hiçbirine acımayacağım. Benim bölgemde acıma yok. Hepsini yakalayacağım. Hepsini. Hangi taraf? Burası mı burası mı? Burası mı? Hadi gidiyoruz hadi. Hadi yürü. Yürü. Tanrım burası çok sıcak. Yüzbaşı Cook. Efendim istediğiniz şifreler geldi. Teşekkür ederim asker. Çekilebilirsin. Şuraya çeki düzen verin. Ben tuvalete gidiyorum. Asker, silahlarını al da gidelim. Hadi. Hareket edin biraz. Hadi geçin, hadi. Çabuk ol. Hadi gidelim. Lanet olsun. Parmağın ne durumda? Nasıl görünüyor? Yukarıda ne alt çeviriyorlar bunlar? Psikopat adam muhtemelen parmakları toplamakla meşguldür. Dertleri ne peki bu adamların? Toplama 10 kişiler. Hepsi kafayı yemiş. Cem, bu kablo bizi telsize ulaştıracak mı? Cevap ver. Onu boş versene artık. Bize yük olmaktan başka bir işe yaramayacak. Bırakalım gitsin. Bu saçmalıkla uğraşacak vaktimiz yok. Bize yardımcı oluyor işte. Eğer olmasaydı şimdiye kadar çoktan ölmüş olurduk. Buranın her yanı onlarla dolu. Kim? Bak, bu kablo bizi telsize ulaştıracak mı? Cevap ver. Oraya mı gidiyoruz? Bu kabloyu takip edersek bizi doğru yere mi götürecek? Kim? Kablo diyorum. Telgrafın nerede olduğunu o nereden bilecek? Bilmiyorum. Belki daha önce buraya gelmiş. Nasıl daha önce burada olmuş olabilir ki? Nereden bilebiliriz ki? Kablo bizi telgrafa götürecek. Kim? Öyle değil mi? Şu dövmeleri görmek istiyorum. Kes şunu. Görmek istiyorum. Dövme meselesi nedir ha? Dövmenin ne önemi var? Bilmiyorum. O dövmelerden söz ediyordu. Neden bahsediyorsun? Deli adam kızın dövmeleri var dedi. Dövmeler mi? Neyin dövmeleri? Bilmiyorum. Sırtında dövmeleri olması gerekiyormuş. Hainin sırtında dövmeleri var dedi. Hayır Hardwick. O bir hain değil. Bize yardım ediyor. Bu harika ama ben dövmeleri görmek istiyorum. Dur biraz. Dur. Göster bana. Yavaş ol. Tanrı aşkına dostum yavaş ol. Şişt, şişt, şişt. Sesi duydun mu? Duydun mu? Evet. Ben gidip kontrol edeceğim. Sen burada kal ve ona bak. Beni burada onunla bırakma. Hardwick gitmem gerekiyor. Yoksa bizi avlayacaklar ve öldürecekler. Hemen dönerim. Sen de onu çözebilirsin. Çünkü o artık bir köle değil. Çabuk dönmeye bak. Bana bak kaltak. Eğer saçma bir hareket edersen seni anında vururum. Tiberius, sürekli evrak işi çıkarıyorsun ve ben bundan nefret ediyorum. Çocuklar dönse de gitsek. Ah!
Efendim, istediğiniz telgraf geldi. Size kimseye acımayın demiştim. Dodge, sana çoktan her şeyin kontrolüm altında olduğunu söylemiştim. Muhafız, sorgulama odasına yapmam gereken işler var. Pozisyonlarınızı koruyun. Bugün benim sığınağımdan bizden başka kimse canlı çıkamayacak. Hepsinin yakalanmasını istiyorum. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. İplerini çözeceğim. Sakin ol. Sakin ol, tamam, sakin ol. İplerini çözeceğim. Sakin ol. Lanet olsun. Seni incitmeyecektim ki. Ellerini ver bakalım. Lanet olası diye ipleri çok sıkı bağlamışlar. Şunları çıkartalım. Evet, senin lanet olası bir hain olduğunu biliyorum. Eğer kaçmaya kalkarsan kafana bir kurşun sıkarım. Anladın mı? Eğil biraz. Lanet olsun. Lanet olsun. Ver şunu bana. İlerle. İlerle. Çekil. Çekilsene. Ne oldu burada böyle? Lanet herif beni bıçakladı. Lanet olsun. Sen iyi misin? Hayır ama yaşayacağım. O silah sesi neydi? Merak edilecek bir şey değil. Sen devam edebilecek misin? Devam etmemiz gerekiyor. Herhalde yapabilirim. Pekala, gidelim. Hadi bu taraftan. Hadi gidiyoruz. Hadi onu takip et. Çabuk ol. Ölen dostlarım, her biriniz cesaretle, onurla savaşıp öldünüz. Cesaretiniz sayesinde sonsuz bir zaferin parçaları olacaksınız. Benim fazla vaktim kalmadı.
bedenim her geçen saat güçsüzleşiyor. Ama vermemiz gereken son bir savaşımız var. İçimizden biri bize ihanet etti. Kalbim ağrıyor. Ama ne yapmam gerektiğini biliyorum. Başka seçeneğim yok. Zamanı geldi. Raven kardeşim, seninle ne yapacağımızı konuşmalıyız. Gördüğüne göre biraz su içmeyi kabul etmişsin. Sana her şeyi verdim. Bir zamanlar sen benim askerimdin. En iyilerindendin. Ama her şey değişti. Artık değilsin. Çok zayıfsın. Bizden biri değilsin artık. Ne diyorsun? Efendim, ben diğer tarafa geçmedim. Bunu biliyorsunuz. Sadece son birkaç emrinizi yerine getiremedim. Onların tarafındasın. Benim emirlerimi yerine getirecek ruh ve cesaret yok sende. Senin dilimizi konuşabildiğini biliyorum pislik herif. Duvarların ardından duyabiliyorum. Beni anlayabiliyorsun değil mi? Onlar güvenilmez yaratıklar. Ama sen yine de onlardan su kabul edebiliyorsun ha? Ben sana öldür ve bana parmaklarını getir demiştim. Kendi sesini duyabiliyor musun? Parmaklardan söz ediyorsun. Şu haline bir bak. Çocuk gibi korkaksın. Önceden tanıdığım adamın gölgesi bile olamazsın sen. Bu yüzük, Raven, onurun simgesidir. Bunu takan kişi sıradan bir adamdan çok daha fazlası olmak zorunda. Sen artık bu yüzüğü hak etmiyorsun. Her şeyini kaybettin. Lütfen. Ama onlar değil. Gördün mü? Hayır, onlar hiçbir şey kaybetmedi. Seni küçük sinsi gözleriyle izlediler sadece. Geceleri ailene mektup yazışını izlediler. Ailene ait senin için önemli olan fotoğrafları gördüler. Onları bile senden alacaklar. Onları bile alacaklar. Hepsini. Hepsini yakacaklar. Evet, işte bu yüzden parmaklarını kesiyorum.
Böylece bir de asla ama asla benim kardeşlerimden birine silah çekemeyecekler. Benim kardeşlerime. Lütfen. Yüzük. Yüzüğü Raven yalnızca güçlü olanlar takabilir. Bunu nasıl unutabilirsin ha? Efendim, beni çözün ve size yardımcı olayım. Bize yardım mı edeceksin? Demek yardım edeceksin ha? Evet. Sığınağımın kuşatma altında olduğunun farkındasındır. Tıpkı Butun tiyatroda Lincoln'e saldırdığı gibi düşmanlarım da bana korkakça saldırıyor. Korkakça. Hepiniz bana saldırmanın cezasını çekeceksiniz. Zayıflık işime yaramaz. Hepiniz bunun bedelini kanınızla ödeyeceksiniz. Sizi yüceltebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama sen bana ne yaptın? Karşı geldin. Benim için evlattan farksızdın. İhanetin beni anlatamayacağım kadar çok incitiyor. Ama en kötüsü de cesaretinin ve sadakatinin mahvolması. Ama şimdi bunların bedelini ödeme zamanın. Özgürlüğün için savaşacaksın. Hepiniz özgürlüğünüz için savaşacaksınız. Hepiniz savaşacaksınız. Hayatta kalan son adam yaşama hakkını kazanır. Ani hareket yapma sakın. Çöz onları. Çöz dedim. Geri çekil, geri çekil. Başlayın hadi. Bunun işi bitti. Tanrım, bana zarar verme. Ben Tanrı değilim. Ama sen onu çok yakında göreceksin. Sana biraz kanayacak zaman vereceğim. Bu sırada ülkene ve kardeşlerine karşı işlediğin günahları düşünebilirsin. Düşün hadi. İlerle. Devam et hadi. Burası gittikçe daralıyor. Bardwick, sen iyi misin? Biraz dinlenmem gerekiyor. Ne diyorsun? Sen duramayız. Hayır. Bu şekilde devam edemem dostum. Hadi hadi yürü. İlerlememiz gerekiyor. Çabuk. Hayır. Hayır, ben daha fazla ilerleyemeyeceğim. Lee, şu silahı tut bakalım. Hayır, 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 hayır. O silah falan almayacak. Evet, alacak her. Saçmalama, ben ona hala güvenmiyorum. Hertwig, söyler misin, senin derdin ne? He, onu rahat bırak. Dövmesini gördüm diyorum, ona güvenmiyorum. Çekil, çekil. Dur. Bana şu dövmeyi göster. Dövme falan yok, tamam mı? Kes sesini. Sakın bana silah doğrultayım deme, tamam mı asker? Geri çekil. Lanet olsun. Lanet olsun sana. Senin derdin ne ha?
Sırtında sadece çamur var, anlıyor musun? Çamur! Bu saçmalık, ben bir şeyler gördüm. Sen bir halt görmedin. Hayır. İyi dinle. Bizim yardım çağırmamız gerekiyor, anlıyor musun? Bu yüzden de telsiz odasına gidiyorum. Abi ben daha fazla ilerleyemem. Hardik, yardımına ihtiyacım var. Daha fazla ilerleyemem. Çok fazla kan kaybediyorum. İlerleyemem. Buradan sonrasını bensiz halletmen gerekiyor. Kurşunlarım sende kalsın o halde. Tamam, tamam, anlaşıldı. Pekala. Eğer başın derde girerse kabloyu takip et. Tamam, anladım. İlerle kim? Hızlı hareket et ve o kaltağa güvenme. Sen burada kalabilecek misin? Bu kadar idare edebildim ama, değil mi? Tamam. Git hadi. Git. Hayatta kal kardeşim. Ben burası için her şeyi feda ettim. Hayatımı, ruhumu. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Bana burada hep yalan söylendi. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar savaşacağım. Lanet olsun, sıkışmış. Lanet olsun. Sen burada kal. Şşş. Benim. Cevap ver. Beni duyabiliyor musun? Hardik. Hardik. Gelecek sefere seni vururum. Efendim. Dosya 110 kapandı. Efendim, bu arada size de hediyenizi getirdim.
İşte burada. Tebrik ederim. Ciğerlerim artık kanla doldu. Zamanım azalıyor artık. Ama hala kapatmamız gereken bir dosyamız var. Ben ölmeden önce kardeşlerimizin o kaltak ve hain asker yüzünden boşu boşuna ölmediklerinden emin olmamız gerekiyor. Onlar bu sığınaktalar ve canlılar. Onları yakala ve öldür. Başüstüne efendim, size söz veriyorum. Onları yakalayıp cezalandıracağım. Mükemmel. Hardwick. Hardwick öldü. Biz kabloyu takip edelim. Hadi. Gel, hadi. Dur da silahını kontrol edeyim. Sıkışmış. Lanet olası. Hadi. Hardwick iyi bir askerdi. Hadi gidelim artık. Hadi. Arka tarafta biri var. Hadi. Hareket et. Demiyorum. Telsiz odasına gidiyoruz. Asker, asker. Belki de buradan canlı çıkamayabiliriz. Merak etme, seni telsiz odasına götürüp sonra da canlı çıkaracağım. Bilmeni isterim ki bugüne kadar bana şefkat gösteren tek asker sensin. Sadece ben miyim? Evet. Teşekkür ederim. Bu adamlar senden ne istiyor? Bak, ben senin düşmanın değilim Han. Gitmemiz gerekiyor. Her şeyi hazırlayın. Asker ve küçük kaltak gelmek üzeredirler. Halledeceğim. Şşt. Şuraya geç bakalım.
Onlar hala hayatta. Bizi yarı yolda bıraktın. Ölmeyi hak ediyorsun. Hareket etme. Sakin ol. Seni öldürmeye gelmedim. Bana harita üzerinde nerede olduğumuzu göster. Yiğitim. Ah, çok akıllısın demek. Telsizi çalıştır şimdi. Aa! Kulaklarım! Bunu neden yaptın Kim? O düşmandı. Onu öldürmemiz gerekmiyordu. Bizim için telsizi çalıştıracaktı. Sen nasıl çalıştırabileceğimizi biliyor musun? He? Hayır. Lanet olsun. Hadi şu cesedi kaldırmama yardım et. Onlar kurtulmalıyız. Bizim burada olduğumuzu anlamamaları gerekiyor. Lee. Telsizi çalıştırmayı deneyelim. Çabuk ol. Bir an önce buradan çıkmalıyız. Nasıl çalıştıracağımızı biliyor musun? Denerim. Ha, demek denersin. Evet. Güzel. Mayday, mayday. Ben özel asker Johan Shanke. Şu anda Hobo ormanlarında eski bir sığınaktayım. Özel kuvvet askerleri peşimde. Ve yanında bir sivil var. Yardıma ihtiyacımız var. Beni duyabiliyor musunuz? Lütfen. Ben özel asker Johan Shanke. Şu anda Hobo ormanlarında eski bir sığınaktayım. Peşimizde özel kuvvet askerleri var. Bizi avlayıp parmaklarımızı kesip öldürüyorlar. Tekrar ediyorum, peşimizdeler. Hani tutsun. Ha! Bu senin için pek iyi olmayacak. Tam olarak yerinizi bildirin. Demek kardeşlerimi öldürebileceğini düşündün ha? Şimdi cezanı çekeceksin. İşte buradasın. Sen olduğunu biliyorum. Senin canını ben alacağım. Bana dövmelerini göster. Sesi duyuyor musunuz? Cevap verin. Burada kimse yok mu? Cevap verin. Lütfen cevap verin. Ölme zamanın geldi. Ah!
Lee! Hadi! Lee! Buradayım! Lee! Çok zayıfsın. Silahlarını al. Tanrım. Artık gitmeliyiz hadi. Hadi. Hadi Tanrım. Han! Hadi. Buradan gitmemiz gerekiyor. Hayır. Hayır. Hadi. Bu taraftan gidelim Han. Hadi. Hadi. Dayan. Hadi. Bak. Bak. Han. Teşekkür ederim. Hedvig için çok üzgünüm. Hazır mısın? Telsizi kullanmayı nereden biliyorsun? Hazır mısın? Telsizi diyorum. Kullanmayı nereden biliyorsun? Hadi gidelim. Artık gitmeliyiz. Askerler gelecek. Savaşmak için çok güçsüz. Ben bütün ailemi kaybettim. Çok üzgünüm. Ama artık güçlü olmalıyım. Tıpkı bir asker gibi güçlü olmalıyım. Hadi. Gidelim artık. Peki ya telsiz? Bana bak. Onu çalıştırmayı nereden biliyorsun? Hadi. Askerler gelecek. Buradan çıktığımızda seni de yanımda götüreceğim. Evine mi? Evet. Hadi. Yüzbaşı da aç.
Efendim az önce bir çağrı geldi. Hobo ormanlarında bir sığınaktan yardım çağrısı aldık efendim. Sanırım özel kuvvet askerleri de bu işte. Benimle gelecek bir ekip oluşturun derhal. Bu pisliği temizleyelim artık. Emredersiniz. Adamlarım nerede? Bütün adamlarım nerede? Hepiniz bu uğurda yemin ettiniz aptallar. Hepiniz. Hemen buraya gel. Başarısız oldunuz. Şansınız varken onları öldürmeliydiniz. Özür dilerim efendim. O da dışarıda bir yerde değil mi? Ben hazırım. Savaşırım. Sakin ol. Hadi. İndir. Silahını indir hemen. Sen onu al. Gel buraya. Gel. Ayağa kalk. Ayağa kalk dedim sana. Hadi. Dur. Gel buraya. Yürü hadi. Hayır. Demek yardım çağırınız. Düşman yaklaşıyor. Bunca zamandır bu haini koruyordum. Anlaşıldı mı bu hain? Hayır. Bu kadar zamandır ne yaptığını görüyorum. Hayır. Lee! Hayır. Hayır. Han! Lee! Han! Hayır! Efendim, düşmanlar. Çünkü suçlusun. Hayır! Artık sırtını görmemize de gerek yok. Efendim. Ah!
efendim, istediğini sandığı getirdim. Kanıyor mu? Evet. Bunu bir Amerikalı mı yaptı gerçekten? Yüce Tanrım. Efendim, bunlar çılgınca. Hepsini rapor etmemi istiyor musunuz? Senin evrak işlerine başlayacağım şimdi Tiberius. Onlar parmak mı? Benim askerlerim de parmakları kesikti. Bunları bu asker mi topluyormuş? Yüzbaşı Hall. Sen hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi raporlamayacaksın. Anlaşıldı mı? Senin tek sorumluluğun bu sandık ve içindekiler. Anlıyor musun? Evet efendim. Başka yaran var mı? Pekala. Her şeyi toparlayın bakalım. Yüzbaşı. Buradaki askerler ve bu sığınak hakkında birçok şey biliyor gibisiniz. Biz size sığınağın koordinatlarını vermemiştik. Bizi nasıl buldunuz? Tamam dostum, iyileşeceksin. Doğrusu bunu ben de biliyor musunuz yüzbaşı? Sizin bildiğinizden çok daha fazlasını bildiğim kesin. Üzgünüm ama tüm bunların raporunu tutmam lazım. Silahını görebilir miyim asker? Biliyor musunuz yüzbaşı? Bunların hiçbirini yazamayacaksınız. Hadi kalk. Seni buradan götürelim. Bekle. Bekle. O öldü dostum. Bekle. Vay. Özel asker Johannes Schenke. Tüm yaptıkların göz önüne alındığında asker, yeni görevin bölgeye tek başına gitmek olacak evlat. Senin de bildiğin gibi bölgede daha birçok tünel var ve onlar hakkında hiçbir fikrimiz yok. O tüneller bir amaç için yapılmış. Nereye gittiklerini bilmemiz gerekiyor. Eğer başın belaya girerse, ki gireceğini hiç sanmıyorum, sana destek verecek bir ekibimiz olacak elbette. Hiç kaygılanma. Sıcak bölgelerde bekliyor olacaklar. Sigara alır mısın? Asker. Ormanda olanlar, yani yüzbaşıyla olanlar. Aslında yaşanmadı. Bunu sen de biliyorsun. Asla gerçekleşmedi. Tamam mı? Bunlar sadece hayal ürünü. Beni anlayabiliyor musun? Evet efendim. O barınak oraya adım atan herkesle birlikte yanıp kül oldu. Buna yüzbaşı da dahil. Bir tek sen kurtuldun. Çok şanslısın. Emirlerini aldın. Evet efendim. Ya konuşursa efendim? O kadar uzun süre yaşamayacak. Onu gönderdiğimiz bölge onu canlı canlı yiyecektir. Hiç kimse o barakada neler olduğunu öğrenmemeli. Ben onu oraya operasyon yapması için gönderdim. Parmak kesmesi için değil. Orada insanlığını kaybetmesi benim suçum değil. Anlaşıldı efendim. Thank you.
Bölge 10 dakikalık mesafede çocuklar. Gidin ve çekik gözlü adi herifleri avlayın. İçlerinden bazıları gerçekten kaliteli. Kapa çeneni.